Merhaba arkadaşlar. Ev İşi Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimler açarak yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğeniyorsanız yorum yapıp beğen butonuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün de sizlere farklı bir teknikle yapacağım modeli göstermeye çalışacağım inşallah. Kullandığımız iplerimiz bunlar. Bunları biz arkadaşlar normalde bunlar 3 telli bu ipler. Biz bunların bir telini sıyırarak yapıyoruz. Bu tel sıyırma işimi göstereyim inşallah. Şöyle ipimi alıyorum. Şöyle ucunu çevirdiğim zaman arkadaşlar bunun 3 telli olduğu görülüyor. Şöyle biraz daha belirginleştireyim. Evet, bakın şu şekilde. 3 telli, bunun en üst telini sıyırıyoruz arkadaşlar. Sıyırıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle tutuyorum 2 tel olan kısmını. Bakın bu yavaşça düğüm yapmadan şunu şu şekilde tutup ayırıyoruz arkadaşlar. Evet, bakın bu tek halde, bunu ayırıyorum. Bu da iki telli. Bunu şöyle iyice gerdiriyorum ipimi. Sonrasında yapacağım işe başlıyorum inşallah. Evet arkadaşlar, yine aynı şekilde sık iğnelerden oluşan bir modelimiz var bugün. Biraz böyle dallarda yine inşallah çiçekler açtıracağız. Yani sık model yapıyorsanız arkadaşlar, ipinizi sıyırırsanız daha zarif, daha güzel bir model elde edersiniz. Çünkü diğer türlü çok kalın ve çok kaba duruyor. Hem yapması da zahmetli. Evet arkadaşlar, 5 sürahi çekmiştim. Eksiltme işlemi yaparak arkadaşlar 2'ye kadar ineceğim. Ya burayı genelde kullandığım için arkadaşlar, ben burayı tamamlayayım, döneyim inşallah. Evet arkadaşlar, 2'ye kadar indim. Şimdi burada ilk sürahimin içine giriyorum. Burada da yine artırma işlemi yapacağız. Burada 5'e kadar artırım yapacağız. 5 artırımdan sonra farklı bir işlemimiz var arkadaşlar. Burayı şu sırayı yapayım. Sonrasında inşallah ben 5'e kadar artımı yapıp farklı yapılacak yeri göstereyim inşallah. Evet arkadaşlar, 4'e kadar artımı yaptım. Şimdi de burada ilk sürahimize batıyoruz arkadaşlar. Tekrar yaptığım sürahinin üstüne geri dönerek çıkıyoruz. Evet, tekrardan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar dönüyoruz. Evet, 2 oldu burası. Şimdi 3. sıramızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, üçledik burayı. Şimdi ipimizi dibine, bakın, inerek ipimizi aşağıya alıyoruz. Evet, sonrasında kalan sürahilerimizi yapıyoruz. Evet, son sürahinin içine batarak ilk yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz arkadaşlar. Evet, tekrar yukarı çıkıyorum. Yani tekli bir şekilde 3 sıra yapıp iniyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada yine aynı şekilde dibine iniyorum.
ipimi. Şöyle. İndim. Evet, bunun da dibine inerek bakın. Şu yeşilimizin dibine inerek bakın şurayı bitirmiş oluyorum. Arkadaş, bu yapacağımız çiçeğimiz de 2 tane. Aynısından bir tane daha yapıyorum buraya. Yan sürahiye batıyorum. Ve aynı işlemi yeşil olarak burada da yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde diğer yeşilini de bitirdim. İpimi aşağıya alıyorum arkadaşlar. Tekli kaydırarak arkadaşlar şeyleri, sürahilerimizi. Bakın şu şekilde birer birer kaydırıyorum. Evet, dibine iniyorum arkadaşlar. Evet. Burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Tekrar ip ekleyeceğim buraya. Şurada da bir şey daha göstermek istiyorum size. Şimdi sıyırdığımız ipimiz vardı arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde tekli ipimiz kalmıştı. Bunu da gerdiriyorum elimde. Sonrası şunu ikiye katlıyorum ipimi. Bakın. Uçlarını birleştirerek bunu iğneme geçiriyorum. Ve sonrasında uzun tarafını elime alıp bakın şu şekilde bunu sabitliyorum. Bakın şöyle, şurası halka oldu. Bunu da şurada ipimi devam ettireceğim. Bakın şunu şuraya geçiriyorum. Kestiğim yere geçiriyorum arkadaşlar, bakın. Şurada sabitliyorum bunu. Bakın bu şekilde. Şimdi kestiğim ipimi de alttan yürütüyorum arkadaşlar. Böylelikle yaptığınız işte çok şey olmaz. Hani düğüm olmaz. Özellikle üstlerde ipiniz biterse, üst kısımlarda. Bunu yaparsanız arkadaşlar hiçbir şekilde düğüm olayı olmaz ve hem sağlam işiniz olur hem zarif olur. Evet, bu şekilde arkadaşlar ben buna biraz sürahi çekeceğim. Sonrasında görüşelim inşallah. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yeşilimizi şu şekilde bitirmiş olduk. Bakın şöyle yeşillerini de çektim. Şimdi de çiçeğimizi başlayacağız. Onun için de yine aynı şekilde arkadaşlar ipimizi yine de sıyıracağız arkadaşlar bu çiçeğini yaparken de. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle pembe ipim var. Pembe ipimi de şöyle önce ayırıyorum. Bakın en üstte kalan ipimi sıyırıyorum burada. Bakın şu şekilde yavaşça, çünkü hızlı yaparsanız arkadaşlar düğümlenir gitmez. Evet, şu şekilde ipimi çektim. Bakın tek sıyırdığım ipimi ayırıyorum. Diğer ikili ipimi de şöyle iyice gerdiriyorum. Bakın gerdirdim ve takıyorum iğneme. Evet arkadaşlar, çiçeğimiz için şöyle ilk yeşilime arasında 2 tane sürahi bırakmıştım. İpimi ilk sürahisine sabitliyorum. Evet arkadaşlar, ilk sürahinin içine giriyorum. Burada hemen sürahimi yapıyorum. Çiçeğimi oluşturmak için. Evet, ikinci sürahiye de batıyorum. Evet, ikinci sürahimi yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi ipim üstü alarak artırma işlemi yapacağız. Bakalım. Nasıl bir çiçek modelimiz olacak bugün arkadaşlar. Evet, iki
Ya başladık. İlk sürahime batıyorum. İkinci sıramız bu. Evet, ilk sürahime battım. İkinci sürahiye batıyorum. Tekrar son sıraya batarak arttırmamı yaptım. Bakın 3 oldu burası. Şimdi tekrar ipimi üste alarak bakın tekrar ilk sürahimi yapıyorum. Diğer sürahiyi doldurarak sıramı da tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, 3 oldu. Şimdi son sürahiyi tekrar batarak burayı dörtlüyorum. Evet, 4 oldu. Şimdi eksiltme işi yapacağım arkadaşlar. İlk sürahiye batmadan ikinci sürahime batıyorum. Evet, sürahilerimi çekiyorum arkadaşlar. Son sürahime geldim. Tekrar ipimi üste alarak bu kısmı son sırasına geliyoruz arkadaşlar. Evet, tekrar ikinci sürahime batıyorum. Evet, şimdi ipimi bakın burası 2 kaldı arkadaşlar. Şu şekilde 2 tane kaldı. Burada şuraya batıyorum ilk sürahimi. Burada bir yuva oluşturacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipimi üste aldım. Bakın 2 sürahimiz kalmıştı. İlk sürahimize batarak burada bir alt oluşturuyoruz arkadaşlar. Böyle çok geniş bırakmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü şey olmasın, çok bol durmasın, içi dolu dolu görünsün. Evet, yaptığım gerdiğim ipin içine ipimi alıyorum arkadaşlar. Sürahimi çekiyorum. Tekrar bir sürahi daha yapıyorum. Evet, şimdi tekrar bunda da arttırma işlemi yaparak arkadaşlar 5'e kadar çıkıyorum. Evet, son sürahime tekrar batıyorum. Evet arkadaşlar, ipimi tekrar üste alıyorum. İlk sürahime batarak sıramı başlıyorum. Son sürahime batıyorum.
Tekrar son sıraya batıyorum arkadaşlar. Evet, 4 oldu burası. Tekrar ipimi üste alıyorum. Evet, burayı sürahilerimi doldurarak sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, son sürahimize tekrar batacağız ve burayı beşliyoruz. Evet arkadaşlar, son sürahime tekrar batarak burayı beşliyorum. Evet, beşlendi arkadaşlar burası. Şimdi ipimi üste alıyorum. Buradan. İlk sürahime giriyorum arkadaşlar. Sürahimi çektim. Tekrar yaptığım sürahin üstüne geri dönüyorum. Tekrar üste çıkıyorum arkadaşlar. İnmeden. Evet, 2 oldu burası. Tekrar yukarı çıkıyorum. Burayı da üçledim arkadaşlar. Evet, üçledik. Şimdi ipimi bunun dibine indiriyorum. Evet, bir yaptım burayı. Şimdi yandaki sürahime batıyorum. Tekrardan yandaki sürahiye batıyorum. Üste çıkıyorum arkadaşlar. Bir önceki sürahime dönüyorum tekrar. Bunun üzerine tekrar çıkıyorum. Burada da yine aynı şekilde 3 sıra yapacağım. Tekrar çıkıyorum üste arkadaşlar, ipimi üzerine alıyorum. Evet arkadaşlar, ipimi tekrar dibine alıyorum. Tekrar sürahimi çekiyorum. Son sürahiye batıyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Tekrar yaptığım sürahiye dönüyorum. 3 sıra burada da aynı şekilde yapacağım. Ve tekrar ipimi üst alıyorum arkadaşlar. Tekrar çıkıyorum. Evet, bakın üçlendi burası. Bunun da dibine iniyorum arkadaşlar. Evet. Tekrar yaptığım yuvanın içine dönüyorum.
ipimi aşağıya indiriyorum. Bakın şu şekilde. Burası bitti. Araya iki tane pörçüğümüz olacak arkadaşlar buraya. Onu da yapalım. Şöyle pörçüğümüzün boyunu biraz uzun bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bir tane daha yapıyorum aynı şekilde. Evet. Şimdi yaptığım sol taraftaki çiçeğin üst kısmını aynı şekilde sağ tarafı da yapıp döneyim inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bu bölümü tamamladık. Şimdi minik detaylarımız olacak. Onları ekleyelim inşallah. Şimdi şurada pembe çiçeğimiz arasında. Evet arkadaşlar. Pembe pücüklerimiz var. Şurada çiçeğimizin arasında. Onu hemen şöyle ipimi koyuyorum. Minik detaylarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu ipimizi sağ tarafımıza alırsak burada pöğüçüklerimizin altı biraz daha kalın olur ve daha iyi durur arkadaşlar. O yüzden sol tarafıma alıyorum bunu. Evet arkadaşlar, ipimi kesmeden karşıya geçiyorum. Şöyle şu kalan ipimi buradan da yürütüyorum arkadaşlar. Bakın şurayı alayım. Arasını kesmeyeceğim. Bakın buraya da aldım. Buradaki pörçüklerim de altı kalın olsun. Evet arkadaşlar, buraya da 3 tane yaptım. İpimi kesiyorum. Evet, şimdi şurada minik yeşillerimizin kenarları vardı. Onların da aynı şekilde küçük ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle en tepesine giriyoruz onların. Evet, onu da ipini sağ tarafa çevirdim. Evet, buraya da 3 tane pörçük yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bunu da kesiyorum. Gerçi kesmeden şunu da yapalım. Ondan sonra keselim. Şöyle ipimi şuraya alıyorum. Arkadaşlar biraz fazla detay olduğu için yaparken biraz yoruyor.
Ama yorulduğunuza değen bir model bu. Çok güzel oluyor. Hem ince detayları var. Hem şık, hem çok gösterişli. Çok güzel bir model. Ama zahmetli. Evet, bunu da yapıyorum arkadaşlar. Evet, bunu da kesiyorum. Evet arkadaşlar, pembenin üstüne ve yanına yaptığımız pürçükler bu şekilde. Aynı işlemi ben beyaza da yapayım inşallah arkadaşlar. Sonrasında döneyim inşallah. Evet arkadaşlar, çiçeğimiz şöyle tamamlandı. Şimdi de araya minik detaylar ekleyeceğiz. Onu da yapayım inşallah. Evet, ipimi tutturdum. 5 tane boşluk bıraktım arkadaşlar. 5 sürahim boş bıraktım. Sonrasında ipimi tutturduğum yere şöyle minik sürahimi yapıyorum arkadaşlar. Üste çıkıyorum. Burada da çiçeğimizin en ucunda arkadaşlar, hem yeşillerin kenarlarında hem de çiçeğimizin ucundaki o minik uzantılardan yapacağım arkadaşlar. Şimdi hem çiçeğimizin güzel görünmesi hem de aramızın çiçeğimize uyumlu olması için arkadaşlar, çiçeğimizin içindeki modellerden seçersek daha uyumlu olur, daha hoş görüntü olur inşallah. Diğer türlü çok alakasız olur yaptığımız iş. Şöyle yine aynı şekilde 3 tane bakın sürahi çektim, indim dibine, araya birkaç sürahi yapacağım arkadaşlar. Genişliğine bakalım. İki. Şurayı da yapayım arkadaşlar. Üç olsun. Şimdi bunun da aynı şekilde iğnemi batırdığım yere tekrar giriyorum. Bakın. Şöyle. Tekrar üste çıkıyorum. Aynı şekilde üçlü yapıyorum. Tekrar çıkıyorum. Evet arkadaşlar, dibine iniyorum. Evet, bu şekilde birkaç tane daha yapıp aramı bitirip döneyim inşallah. Evet arkadaşlar, modelimiz bitti. Harika, çok şık bir modelimiz oldu. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.